Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize hamdolsun. Efendim güzel bir iftar anında daha karşınızdayız. Sofralar kurumuş, bereket ikliminden Allah'ın yiyebilirsin ya kulum, diyebileceği, müsaadesinin alınacağı ana değin. Sofraların hazırlığında, muhabbet meclisinde eminim ki herkes paylaştığı evinde hanesinde misafirleri ağırladı. Bir güzel gündeyiz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Şeytanların bağlandığı, cennet kapıların sonuna kadar açıldığı bugün de bu fırsatı fırsat gibi bilen ve müstefid olan kullarından eylesin inşallah. Bugün yine çok kıymetli konuklarımız var. Çok e, değerli hocam ve kıymetli sanatçı dostumuz bizimle birlikte. Ben kendilerini sizlere takdim edeceğim ama öncesinde her gün olduğu gibi bugün de sözlerin en güzeli Kur'an tilavetiyle başlamış olacağız. Bugün yine çok güzel bir Kur'an bülbülüne kulak vereceğiz. Güzel Kur'an-ı Kerim okuma Türkiye birincisi ve aynı zamanda dünya üçüncüsü. Küçükyalı Çınar Camii İmam Hatibi çok muhterem hocam Muhammed Said ee, hocam bizimle birlikteler ve inşallah ben tilavetleri için Muhammed Said Sezer hocama sözü takdim ediyorum. Söz sözlerin en güzelinde o konuşacak, bizler dinliyor olacağız inşallah. Hocam buyursunlar. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخذ رجل <applause> مرعى. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا صدق الله العظيم Böyle güzel Kur'an bülbülleri konuşunca, anlatınca sanırım böyle okusunlar da sabaha değin uzun, uzun saatlerce dinleyelim diyoruz öyle değil mi? Rabbim sayılarını çoğaltsın. Sayit Sezer hocam bizi şeref yap Geldiler Kur'an bülbülü sıfatıyla bizleri Kur'an'a, Kur'an şerbetine e, doyurup gittiler kendilerine teşekkür ediyoruz Kıymetli misafirler malumunuz her gün günün sorusunu sizlerle paylaşıyoruz e, Doğru cevaplandıranlar arasından kıymetli izleyicilerimize hediyelerimizi takdim ediyoruz Bugünkü sorumuzu ben sizlerle paylaşmış olayım Cenab-ı Allah'ın oruç tutan biz kulları için özel olarak tahsis ettiği cennetin 8 kapısından birine ne verilir? Sadece oruçlunun gireceği kapıdır e, İnşallah minik yavrularımızın hususen cevaplarını bekliyoruz Nereye göndereceksiniz? İftara Vusat etiketiyle sosyal medya hesaplarınızdan ya da hemen alt kısımda yönetmenimiz sizlerle paylaştığı İftara Vusat WhatsApp numaramıza cevaplarınızı bekliyoruz. Ne hediye edeceğiz? Hemen söyleyelim. Önce minik çocuklarımızdan, yavrularımızdan başlayalım. Onların ismini andık. Efendim ravzakitap.com katkılarıyla böyle 64 parça bir güzel etkinliklerle Ramazan seti hocam. Evin bir güzel köşesinde çocuklar Ramazan köşesi yapsınlar diye bir minik yavrumuza bunu hediye edeceğiz. Yine geçtiğimiz yıl <laughs> hatırlayacaksınız belki. Şöyle güzel bir cami maketimiz var. 30 ayrı çekmecesi var. Her bir çekmecesine bir ayet ve bir hadis yerleştiriyoruz. 30 günün sonunda yavrularımız 30 ayet 30 hadis ezberlemiş olacaklar. Ben diyorum ki gelin Ramazan infak ayı infakın en güzeli insanın kendi ailesine yakınlarına yaptığıdır. 30. güne de şöyle güzel bir e, hediye ile çocuğumuz en çok neyi istiyorsa böyle bir güzel altın olabilir vesaire İstediği bir bisiklet varsa güzel yaz günleri geliyor Onu da inşallah ikram ederek çocuklarımıza sunmuş olalım Bestah Ajans, Bestah Lazer böyle güzel bir katkıyla programımıza renk kattı Bugün yine bir kişiye de onu ve yine 3 izleyicimize de şöyle 10 eserden oluşan kitap setini hediye edeceğiz Burada neler var? 5'i İmam Gazali'nin, beşi de Abdülkadir Geylani'nin eserlerinden oluşan 10 ayrı eseri 3 izleyicimize inşallah hediye etmiş olacağız. Bugün sorumuzu doğru cevaplandıranlar arasından. E, bu da tabii ki elbette gayemiz, maksadımız içerisinde dualar ve zikirler var. Orucun sırrı var. İmam Gazali'nin kalplerin muhabbetle dolmasına yönelik güzel tavsiyeleri, hikayeleri var. Ve yine Abdülkadir Geylani'nin çok güzel eserleri. Hem o zatların güzelliklerini anmak, hatırlamak hem de bu Ramazan-ı Şerif'te ilimle haşrı neşrı olup hediyeleşmeyi gündeme getirmek muradımız, maksadımız. İnşallah maksat hasıl olur diyelim. Kitap dedik. Biz kitaptan bahsederken yani sanırım bizim ömrümüzün, benim yaşımın çarpı iki katı kadar belki hocamın yazdığı, müellifi olduğu eserler var. Kimden bahsediyorum? Evet. Çok kıymetli eğitimci, araştırmacı, yazar Vehbi Vakkasoğlu hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Şeref yav ettiniz, Allah razı olsun. Şereflendik, Allah razı olsun. Eksik var olsun. üç yıldır iftara vusatta yanınızda, kıyınızda, köşenizde biz de bulunmakla bu ekrandan e, onur duyuyoruz. Allah razı olsun. Ben de zevkle, zevkle, razı olsun. zevkle geliyorum. Davetinize. Eksik olmayın, hürmet ederiz. Allah razı olsun. Hocam dinamizminize, e, bu koşuşturmanıza hayranım. Bir e, sahurda sizi bir yayında görüyorum. iftarda başka bir programda görüyorum. Bir belediyede görüyorum, bir STK'da görüyorum. Yetmiyor bir de kendi sosyal medya platformlarınızdan daimi yayınlarınız var. Rabbim bu hizmetlerinizi daim etsin inşallah. Amin, Amin inşallah. İhlasla, yürekten yapmayı nasip etsin inşallah. Amin. Öyle olduğuna şüphemiz yok. İnşallah Rabbim ondan ayırmasın diye. Allah razı olsun. Evet bir diğer konuğumuz yine bu yılda bizleri kırmadı geldiler. Efendim benim çok kıymetli dostum Müsider Müzik Sinema Derneği'nde birlikte e, görev yaptığımız sanatçı, ezgi sanatçısı, aynı zamanda bir TV programcısı Harun Beyaz. Hoş geldin evet. abi. Hoş bulduk. Nasılsın Harun abi? Elhamdülillah diyorsun? Allah razı olsun. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Elhamdülillah ben de iyiyim. Ayağın tozuyla Almanya'dan geldin. Evet. Orada çekimlerden, programlardan. Evet programlar vardı. Öncelikle tabi ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyenlerimiz ve hocamızın, sizin buradaki herkesin Ramazanı mübarek olsun inşallah. İnşallah. Yine bir Ramazan'a kavuştuk. Rabbimize ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Hakikaten Ramazan iklimini yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret diyor ya işte rahmeti yaşıyoruz şu an elhamdülillah. Evet. Ee, Almanya'da dedik, yeni geldik. Ee, orada bir takım çekimlerimiz vardı. Ee, bir belgesel çekimiyle ilgili gitmiştik. Ee, Davete icabet ettik her zaman olduğu gibi. Allah razı olsun ee, kıymetli şahsiyetin Sağ olun. Ee, bizi davet etti. Biz de e, duyduk ki hocam ile birlikte olmak ayrı bir şeref. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum davetin içinde. Ben teşekkür ederim. Bugün güzel ezgiler dinleyeceğiz sizden. İnşallah. Muhabbetler edeceğiz inşallah vaktimiz el verdiğince. Mehpi Hocam vakit kaybetmeden başlayalım istiyoruz. Evet, ee, şimdi ben yayından önce biraz hasbel ederken dedim ki ya şöyle biraz... Geçmişe gittiğimizde köy odaları vardı. O köy odalarında anlatılan menkıbeler vardı. İşte bizim doğu kültüründe cihuruk deriz. O hikayeler vardı. Efendim büyüklerin küçüklere bir kültür aktarımı vardı. Çok güzel. Şimdi Twitter'da sohbet odaları var. Efendim e, muhtelif sosyal medyada durumlar var ama aynı tadı aynı lezzeti vermiyor. Nereye bu gidiş hocam? Evet bu dış görüntüsü itibariyle bu gidiş iyiye doğru değil tabii ki. Çünkü bizim özellikle bizim kültürümüz kafadan çok kalp işidir. Bu sanal dünyada da efendim sosyal medyada da kalp yok. Kalpsiz bir dünya. Evet. Yani sırf kafa, sırf bilgi aktarımı ve orada herkes bilmediğini de öğretiyor, yaşamadığını da anlatıyor. Bir doğru iki yanlış. Hani o halkımızın güzel deyimiyle at izi it izine de karışıyor. Maalesef. Kargaşa meydana geliyor. Dolayısıyla Orada dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Halbuki o bahsettiğiniz köy odalarında insan bütünüyle kendisini bırakırdı. Orada yanlış bir şey olmaz. Allah Orada İslamiyet'in 1500 senedir getirdiği bizim milletimizin de bin senedir şereflendiği İslam'ın güzellikleri bir şekilde nakledilir. Adı meddah olur, masal olur, hikaye olur, cenk, Hazreti Ali cenklerinin nakli olur, sohbet olur, şaka olur, nükte olur. Hatta hal hatırda bile o kültür kendisini diri ve capcanlı canlı gösterir. Selamla başlar, hal hatırla devam eder. Nasılsınız? Elhamdülillah derler. Beğendiklerine maşallah derler. Efendim davetlere inşallah derler. Subhanallah derler beğendiklerine. Her, şeyi Allah Her bulurlar, şey Allah'a ortak olur. Her şey oraya bağlanır. Ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Kutsûsesi ruhu dediği olur. Diyor ki sözün sonu Allah'a bağlanmıyorsa özün her tarafı boşa gitti. Aa. Öyle bağlanırdı orada ve dolayısıyla gönüller doyardı. İyi ki de öyle olmuş. Dolayısıyla bizim irfan kültürümüz, imanın güzellikleri en güçlü olarak o yolla geldi, sohbetle. Şimdi biz de burada bir sohbet yapıyoruz ve canlı yayındayız. Ama bana sorarsanız asıl canlı yayın o odalardaki göz göze, diz dize olan haldekidir. Değil mi? Şimdi de canlı yayın evet ama Bizi dinleyenleri görmüyoruz. Keşke öyle bir e, şeyde bulunsa, yolu bulunsa galiba oraya doğru gidiyoruz. Onlar bizi görecekler. Berabermiş gibi olacağız. Ne kadar olabilirsek. Sohbet kıvamına gelmesi gene de mümkün değil. değil. Bu o sohbetin asıl üstadı, ulaşılmaz zirvesi, birincisi, birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyor? Göze bakıp kalbe hitap ediyor. Sohbet budur ve öyle bir nazar öyle bir güçlü nazar öyle kalbini dışarıya yansıtarak nazar ediyor. Konuşmasına bazen fırsat kalmıyor. Bakıyor ve mesele halloluyor. Gönüller temizleniyor, kafalar arınıyor, berraklaşıyor. Yani o huzurda nefes alıp vermek bile insanın yenilenmesine, tazelenmesine, kendine gelmesine daha doğrusu hepsinin de içinde olduğu Allah'a celle celaluhu ...yaklaşmasına sebep oluyor. Elhamdülillah. E şimdi çok konuşan var. Çok canlı yayın var. Ama bu neticeler hasıl olmuyor. olmuyor. Demek ki eksik ne? Eksik şurası. Yürek eksiği var. Ben de bakıyorum bazen. Benim de ilgilendiğim konular... Biraz maymun iştahlıyım gerçi. Konularım çok. Sağ kitaplarımın konuları da öyle değişik çok. Zor işe sıvandım. Halbuki birileri gibi bir tek konu tutsaydım şimdi... O işin ordan oraysa olabilirdim ama <laughs> e, yani aşkı sevdam çok durdurmuyor beni. Orası da burası da o da bu da efendim. Şimdi dolayısıyla Allah daim etsin hocam. O da çok kıymetli. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. İlgi alanıma giren konu çok. Dinliyorum televizyonda, radyoda, hatta denk gelirse sohbetlerde. Allah Allah. Çünkü benim yüreğim kıpırdaması lazım. Adam ne güzel cümleler kuruyor. Adam ne buğulu Romantik konular anlatıyor, güzel edebiyat, edebiyat tamam yerinde. Ama niye yüreğimde bir etkileme, bir kendime gelme, şöyle bir silkelenme meydana gelmiyor manen? E diyorum ki herhalde eksik yürek eksiği. Şimdi ama efendimize baktığımızda öyle bir yürek diyeceğim de yürekten ibaret. Yani o yürekteki sevgiden şefkatten ibaret sadece onun boyasına boyanmış. Allah'ın boyası diyor ya Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ondan daha güzel boyayan, renk veren kimdir? Şimdi o renk gönlümüze gelince işte Abdullah İbni Selam'ın yaşadığı oluyor. Yahudi ulemasının en önde geleniydi. Yahudiler biraz da Efendimiz'i güya kendi akıllarınca zora sokmak için. Hadi dediler giden etkileniyor. İnanmayan bile tesiri altında kalıyor. Dostları çoğalıyor. Yani en iyi oyuncuyu sahaya sürüyorlar. Hı hı. Geldi ama belli bir kültürün ve samimiyetin penceresinden bakıyordu demek ki. Selamladı. Hal hatır ve ya Muhammed sen imanla nasıl girilir sallallahu aleyhi ve sellem? Hemen şifre değişmedi o gün bugün. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> Dışarı çıkınca eski dostları hemen eskidiler çünkü etrafını aldılar. Yahu en akıllımız, en alimimiz sendin. Sen de konuşmadan teslim birden oldun. teslim oldun. Bu nasıl iş? O cümlesi müthiştir, muazzamdır. Yani bir kitaplık ve bütün anlattıklarımızın fazlasıyla içinde olduğu bir cümledir. Dedi ki, gördüğüm o yüzde yalan olamaz. Yani dili konuşmadan canın yüzü, gönlü, genleri, hücreleri mübareğin konuşuyor alıcı da sağlamsa eğer, iyi niyetle geldiyse, ihlasla geldiyse, belli bir seviyeden geldiyse hemen alıcı verici kapsama alanının içine alıyor ve bir daha bırakmıyor. Ne oldu? Hazreti Abdullah oldu. Abdullah İbni Selam. Radiyallahu anh diyoruz Radiyallahu değil mi Radiyallahu anh. Evet. evet. Sahabenin büyüklerinden, ulemadan biri olarak. Rabbim makamlarını âli Şimdi Dolayısıyla bizim söz ağzımızdan dökülüyorsa şu anda. Evet. Yüreğimiz işin içine girmiyorsa buraya Ahmet Hakan kardeşimin e, davetine işte ya ne yapalım geçen sene de geldiydik, bu sene de kırmayalım. İyi bir insandır ya. iyi bir dosttur, arkadaştır, Selam kardeştir, gençtir, gençtir. Hatta bana sorarsan çocuktur. Hep Eyvah. çocuk kal inşallah, inşallah o saf gönlüne Kırmayan böyle isteksiz. Ya gidelim mi gitmem hadi gidelim falan. Geçiyorken uğradık gibi yaptığımızda ne ben konuştuğumdan bir tat alırım ne bizi dinleyenler bir de senin programının dakikalarını zayi etmiş oluruz Sağ ol. ama sohbet öyle bir nazardır insan bütününü şimdi beden dili diyorlar da bu Avrupa'dan tercüme şeyleri sevmem ben beden dili beden et kemik sinir o değil hal dili derler buna Hayır. bizim kültürümüzde halimiz konuşacak yani manevi varlığımız ruhumuz Genlerimiz Allah'ın bize ne özellik verdiyse bildiğimiz bilmediğimiz bütün hasseler, duygular, sezgiler hepsi katılacak. Onun gücü işte nazar dediğimiz. Öyle bir nazara denk getirsen Rabbim bizi. İnşallah. Ve ne mutlu ki onun zirvesinde olan zatı mübarek bizim peygamberimiz olmuş. İşte emek, masraf, külfete girmeden, araştırmadan, ter dökmeden, acılara, ızdıraplara girmeden <laughs> Müslüman bir memlekette Müslüman bir ailenin çocuğu olarak içine doğmuşuz. Bedava kazanmışız. Aynen öyle. Belki o bedavalıktan da biraz kıymetini de bilmiyoruz laf aramızda. Olabilir. Deryanın içerisindeki balık misali. Şu an gerçekten nimetlerin, efendim iman nimetinin en çok da kıymetsizliğini zirvede yaşadığımız bir dönem belki hocam. Gıda krizinden bahsediliyor, sıkıntılardan bahsediliyor. Allah imtihan etmesin yoklukla. Amin. Ama imanın ne kadar büyük bir cevher olduğunu bir kez daha sanırım hatırlamaya ihtiyaç var ki e, bugün dünyada yeryüzünde 7 milyarın üzerinde insandan bahsediliyor. Biz bu insanlar arasında 1,5 milyar İslam aleminin bir parçasında olduk. Bu güzel elhamdülillah. Yetmedi. Nice İslam alemi, nice İslam toplulukları var ki şuur ve bilinçten yoksun. Evet yani Müslüman ama bakıyoruz ama varlığı bugün Filistinlilere zulmeden Siyonizm'in e, rahatsız olduğu bir varlık değil. Hatta ona belki hizmet ediyor. Ondan da öte, daha öteye gitmişiz. Şuurlu bilinçli insanlar abidesi olan, ceh şuuruyla şehadet makamının mertebesine erişme aşkıyla, şevkiyle mayalanmış olan bu milletin bir ferdi olmuşuz. Odana kadar şükretsek azdır. Üçüncüsü de bunlar arasında da bu zümreler arasında da her daim zihninde imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan pas yürek sinede yüktür dediği Mehmet Akif'in o zenginliği, o gücü farkına varabilen kullarından olursak Allah'ın bize ben inanıyorum ki Allah da bize yardım eder. Bu sözünüzde bir hatıra canlandı gözümün önünde. Bu 67 Arap İsrail Savaşı. İsrail savaşlarında Hı. ünlü bir komutan da adını anmayayım şimdi. Programımız nezih kalsın. Lanetullahi aleyh diyelim. Evet, Brüksel'de bir NATO toplantısında o zaman yeni yeni öğreniyorduk. Şimdi gidip gördük de tabii oraları. Hı hı. Karkat ağacı dikiyor bu siyonistler, İsrail yapmaya çalıştıkları Filistin topraklarında. Karkat ağacı da bir hadisi şerifte efendimizin sözünde geçiyor. İşte imanlılarla imansızlar arasında ahir zamanda öyle bir savaş olacak, çok kanlı olacak ve Müslümanlar zafer kazanacak, zor da olsa. <laughs> Karşı taraftan hiç kimse kalmayacak sanki bir tek karkat ağacının arkasında gölgesinde olanlar hariç. Hmm, Onlar kurtulacak. Evet. Şimdi harıl harıl bu ağacı dikiyorlar. Adam da hazır gelmişken beyefendi bu doğru mu? Doğru. Peki siz o hadisi şerife inanıyor musunuz ki hadisin söylediği bu, bu dikiyor. ağacı dikiyorsunuz? Hadis bizim peygamberimizin hadisi. Peygamberimizin Size ne oluyor hadisi. yani? Değil mi? Bir e zaman buna inanıyorsanız e neticesine de demek ki inanmış olmalısınız. İnanmıyorsanız ağacı niye, niye dikiyorsunuz? Diyeceğiz. Tabii ırkının zekası var adamda. Hepimizi susturacak bir cevap. Anlıyorum ne demek istediğinizi ama hadiste peygamberinizin <laughs> haber verdiği Müslümanlar gelsin o zaman düşünürüz onu. Ya Şimdi ya bir problem yok. Işte, yüreğimizi Hepimizin yaralar hocam. Ateş evet. gibi düşen bir şey. Bizi bizden daha iyi tanıyorlar. Evet. evet. Hocam her şeyin farkındalar inanın. Yani sizin bu konuda ihtisasınızı biliyorum. Ee, i̇şte Harun abi Ezgiler Mahşer yazdı. Kudüs bizim için derdimiz. Benim de konuyla ilgili çok e, hassas gördüğümüz meseleler. Bu konuyu biraz daha geniş konuşalım istiyorum. Çünkü Kudüs meselesi son e, 3-5 yılda çok daha fazla gündemde. Bunun biraz zulmün ayuka çıkmasında da etki var elbette ama. Ülkemizde de bu konuyla ilgili hassasiyetler, özellikle okullarda gençler, <laughs> efendim, sivil toplumda, hat safhada. Bunu biraz geniş yelpazede konuşalım istiyorum ama bir ezgi müsaadeniz olursa dinleyelim istiyoruz Harun abiden. Doğru. Harun abi öncesinde neler yapıyoruz? Yani çalışmalar ne durumda? Biraz bundan bahsedelim, haspiyal edelim, sonra da bir ezgi okuyalım. Ee, çalışmalar devam ediyor ee, <laughs> Ahmet'in bildiği. Sen gibi. maşallah üretmeye devam ediyorsun. <laughs> bir şey, bu Ramazan'da biraz nadasa çektik kendimiz, biraz dinleniyoruz. Çünkü e, hani diyoruz ya Ramazan bir değişim ayı. Hakikaten evet. e, değiştiğimizi göstermemiz lazım diğer aylardaki gibi olacaksak bir anlamı yoktur bence Ramazan yani oruç tutmak sadece aç kalmaktan ibaret olacaksa e, aç kalmış oluyoruz yani eğer değiştirmiyorsa bizi dolayısıyla biraz değişmek gerekir e, biraz daha nadasa çektik şimdilik kendimizi Ramazan'dan dolayı e, televizyon programlarımız Ramazan'dan sonra inşallah devam edecek. Devam edecek. Müzikle ilgili arada birkaç eseri Çalışmaları yapıyoruz. Diyorsunuz. Çalışmaları devam ediyor. Allah muhafaza <laughs> etsin inşallah. Yapmaya çalışıyoruz ki yapmamız gerektiği kanaatindeyiz. Şimdi ona ona da girersek çok derin konular. Onu da ikinci yarıda konuşalım. Niye <laughs> konuşalım müzik yapıyoruz, yani. derdimiz ne? Evet. Ee, bu vesileyle birlikte çalışmalar yürüttüğünüz Adem Sevgi abiye, Serkan evet. Şahin'e çok selamlar selam. olsun. Evet. Gül Ahmet'im diyelim. Olur. Peygamber Efendimiz'le bir olalım inşallah. Selam Efendimiz'e. Serbest günün. Yapay yalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse olacak sensin tek çare dertlerime. Kafa yalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dertlerime gül Yapayalnız gecelerde Anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare Dedilerime Gülahmedim, 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 Can da Canan Muhammedim, Kurban olsun canım dedim, Gözlerine Gülahmedim, 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 Can da Canan Muham canım benim gözleri Yaram. Ah ne yapsam, ne yapsam Senden başka yoktur sevdam Gözlerine günahım evim İşte şuramdaki yara Ah ne yapsam, ne yapsam Senden başka yoktur sevdam Gözlerine gül Ahmet'im Gül Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım telim Gözlerine gül Ahmet'im Gül Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim gözlerine gül kurban olsun canım tenim gözlerine gül Ahmedi yüreğine sağlık abi Eyvallah. çok teşekkür ederiz selatü selam efendimize olsun bir hadis şerifte ee, i̇nsanların en cimrisi kimdir diye soruyor Efendimiz. Tabii çokça yorumlar var infak etmeyen ailesine efradını. Bunlar doğru yani e, cimri insandır ama en cimrisi adım anıldığı vakit bana salatü selamı çok görendir diyor Efendimiz. Binlerce salat ve selam onun üzerine olsun. Ee, Bahmet, teşekkür cimri ediyoruz. Nereden oluyor? Maden evet. var ya, bir de manen. Manen cimrilerden <laughs> aynı. Canlı yapıyoruz. Daha güzel değil mi abi? Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Güreğinize Sağ Sağ sağlık. Güzel diğer arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Allah razı Evet kıymetli misafirlerimiz bir veterimiz var. Şimdi nereye gideceğiz? Ee, kardeş topluluklarımız, kardeşlerimiz sınırımızın hemen yanı başında ve çok uzak değil. Belki 100 yıl evvelde de e, aynı devlet yönetimi altında yaşadığımız bizim topraklarımız olan beldelere gideceğiz. Suriye'deki sınır kamplarında, çadır kamplarında olan kardeşlerimiz için hazırladığımız bir veterimiz var. Bugün inşallah bu saat izleyicileri olarak iftar soframızı o çadır kamplarda yaşayan kardeşlerimiz için kuracağız. Hocam her gün bir coğrafyada, bir İslam topluluğunda, 4 kıta 20 ülke dedik. Geri kalan 10 günü de inşallah medreselerde iftarlar kuracağız. Bir yerde iftar sofrası kuruyoruz bu programın izleyicileri olarak. İftara Musad izleyicileri kuruyorlar. Şimdi Suriye'deki çadır kamplarda kuracağız inşallah bu iftarlarımızı ve eterimizi izleyelim efendim. Sizlerin destekleriyle kurulan sofralar burada operasyon bölgemizin hemen yanındaki hazırlık alanımızda, mutfağımızda hazırlanıyor. Sizlerin emanetleriyle hane halklarının getirdikleri o kapraçlarında, kaplarında onlara yemeğimizi ikram ettik. İnanın birçok kez bizim sofralarda çocuklarımıza, hatta kendimize beğendiremediğimiz birçok kez Allah affetsin burun kıvırdığımız o yemekleri o kardeşlerimiz almak için sırada birbirleriyle tartışıyor. Adeta birbirlerinin önüne geçmek için can canhıraç mücadele ediyorlar. Açlık Sefalet, yoksulluk bu kamplardaki yüzbinlerce insanın kaderi. Vuslat Derneği hayatı yaşanılır kılan, birbirimizin sevinçlerine, hüzünlerine, hatta yolculuğuna ortak olmaktır. Ramazan'a birlikte ulaştık, bayramı birlikte bekliyoruz. Sofrayı birlikte kurduk, iftarı birlikte bekliyoruz. Bizi Ramazan'a bir kez daha kavuşturana şükretmek, sofralarda olmasa dahi gönüllerde beraber olabilmek için gelin birbirimizin yeniden kardeşi olalım. Vuslat Derneği Efendim hayra vesile olan hayra işemiş gibidir kavlinden. Bu ekran vasıtasıyla sizlere müracaat ediyoruz ve elhamdülillah geçtiğimiz günlerde e, Tanzanya'ya gittik, Bangladeş'e gittik, Gazze'de kurduk, Erzurum'daki dev de bu sofraları kurduk. Derken bugün de inşallah soframızı çadır kamplarda yaşayan e, takribi 1 milyonun üzerinde insanın Bölge O bölgede kurulacak bir iftar sofrasına katkı sağlayacağız. Yüzlerce kardeşimiz nasiplenecek inşallah. Gelin bir ümmet sofrasını 40 kişilik bir sofra 1000 lira karşında Vusat Derneği kuruyor. Ve yine bir kişilik iftar bedeli de 25 lira. En asgari tutarda da hepimizin yapabileceği bir iyiliğe hep birlikte katkı sağlayabiliriz. Her gün olduğu gibi ben telefonumu elime aldım. 60-67'ye iftar yazıp 60-67'ye bir SMS gönderirsek 10 lira karşılığında bu ümmet sofrasına katkı sağlamış olacağız. Ee, ve Suriye'deki çadır kamplardaki kardeşlerimize kurulacak sofraya katkı sağlamış olacağız inşallah. Bunu da ifade ettikten sonra Allah kabul etsin diyeyim. Rabbim o mazlumlarda tez vakitte yerlerine, yurtlarına yerleşebilecekleri bir sulh, bir barış iklimi nasip etsin diyelim inşallah. Vatansız yurtsuz kalmak çok kötü hocam. Rabbim evet. kimseyi bırakmasın. Evet. Ee, biz... Şimdi Suriye deyince benim içim titredi. Ben Kahramanmaraşlıyım. Hmm. Ölmek gibi olmasın. <gülüyor> ben, <gülüyor> Niye diyorlar? Bir başında ben. kahraman var. Efendim, şimdi rahmetli babamın ilk çocukken al, çıkarılan nüfus cüzdanında ne yazıyor? Tabiyeti Osmanlı. Doğumu <laughs> yeni takvime göre 1917. Hmm. Tabiyeti Osmanlı. Vilayeti Halep, Sancağı Maraş. Allah ım. Yani bugün Kahramanmaraş dediğimiz o koca şehir, ilçe merkezi hangi ile bağlı? Halep Hayır. iline bağlı. Allah, i̇lk defa duydum hocam. Ta almışlar eline Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha 100 sene önce birileri, iyi düşmanımız olan bilinçli birileri almışlar cetvelle çizmişler. Burası Suriye, burası Irak, Lübnan, Ürdün, Körfez ülkeleri vesaire uzatmıyorum. Suudi Arabistan, Böyle bir şey yok. Hepsi Osmanlı'nın adaletli sancağı altında toplanmış vilayetler, iller, ilçeler şeklindeydi. Yani dolayısıyla benim babamın nesli, hele ondan önceki nesil, şimdi Suriye'de sınırlarımızın dışında sofra açtık sözünü anlamazlar yani. Ne sınırı ya? Hangi sınır? O bizim memleketimiz, kaynaştığımız yani Halep ne kadar bizimse Kahramanmaraş, hele İstanbul, bütün Müslümanların hepsinin, herkesin Adana'sı. Amin. Efendim, şunu bunu Gaziantep'i, Urfa'sı ama zihinlerimizi de bölmüşler. <laughs> Bize bunu inandırmışlar. Bu cetvelle çizilen çizgileri kabullenmişiz değil, kabullenmişiz. değil mi? Kabullenmişiz. Yani hafızasızlık, okumamazlık, tarih şuurundan uzak olmak böyle bir kötü sonucu doğuruyor. Yani o bölünmenin çok daha ötesinde tehlikeli bir şey. Halbuki düşman birlik ve beraberlik içinde Mesela rahmetli Akif bugün çok rahmet istiyor galiba. Sen de andın. Evet hocam. Ben de bir hatırasını. Akif'te de kitabında kitabımda yazdım. Çok ilgi görür hala. Kaynak sorarlar kocaman tarihçiler. Biz de araştırma özrülü de ilim adamlarımız da öyle. Şimdi o hatıra şu. Berlin'de kalıyor üç buçuk ay Mehmet Akif. Mehmet Akif <laughs> Deniz'in de altı sene yaşadığı o şehirden dönüyor ama savaşın içinde Çanakkale Savaşı'nın artık en kanlı, kinli safhaları Trenle dönüyor. Oraya gidişi de tabii ayrı bir e, hizmet, ayrı bir iç yangını verecek hatıra. Oraya girmeyelim. Dönerken diyorlar ki savaş şartları müsaade etmiyor. Viyana'da bir gece kalmak durumundasınız. Tren gidemiyor yani. Hmm. Demek bir haber alınmış bombalanacak filan. Mecburen iniyorlar istasyona yakın bir otelde Akif Dede diyeceğim artık. Kitabımın adı ama hepimizin dedesi. Dedesi evet. Evet Allah rahmet eylesin. Aa, amin. Bir gece bari dinleneyim dedim diyor. Hep gözyaşıyla geçiyor oradaki hatıralar. Ama diyor tam gece yarısı tam uyuyacağım sırada bir baktım. Bir şehrayın bir şenlik, bir şarkılar. Ya ne oluyor diye. Baktım pencereden ellerinde meşaleler. Alman kökenlidir ya Avusturyalılarda. Evet. Şenlik, çığlık, naralar <laughs> atarak gündüz gibi yapmışlar ellerindeki şeylerle. Yürüyüş yapıyorlar. Hemen sevindim diyor. Bunlar bizim Birinci Dünya Savaşı'nda güya silah arkadaşımız de. ya, müttefikimiz. E bunlar seviniyorlar. Demek ki bir cephede zafer kazanmışlar. E o zaferle biz de ortağız. Biz de bunlarla beraber çarpışıyoruz. Ya. Hemen indim diyor. Resepsiyona. Otel memuruna dedim ki, nedir bu? Adam Dedi ki diyor akşam üzeri gelen bir habere göre gerçi tam doğrulanmadı ama kesin değil fakat gelen bir habere göre Viyana'ya İngilizler Kudüs'ü almışlar Osmanlı'nın elinden. Halk bunu duydu. Buna şenlik yapıyor. Yeah. Ya bu tercüme hatası herhalde dedim diyor. Bu halkın buna oturup bağlaması lazım. Osmanlı'nın elinden çıktıysa birlikte savaştığın adamın elinden çıktıysa senin elinde mi kaldı? Senden de çıktı. İkinci, üçüncü tercüme baktım anladığım doğru. Adama dedim ki diyor peki Osmanlı'nın elinden çıktıysa Avusturya'nın senin elinden de çıkmış olmuyor mu? Buna sevinilir mi beyefendi? Adam benim diyor saflığıma o kadar bıyık altın sırıtarak cevap verdi ki bu cevabı unutmamamız lazım. Bugün değişmedi çünkü bu. Ama biz dünkünü bilmiyoruz ki bugün değişmediğinin farkına varalım. Ona göre plan proje geliştirelim. Dedi ki adam diyor, beyefendi neticede Müslüman'ın elinden çıktı, Hıristiyan'ın eline geçti ya, bizim için mühim olan budur. Yani ya. i̇şte. Avrupa'nın gözünde hala bu değil Aynen. mi? Hala mühim Aynen. olan bu değil mi? Ama biz hala dostluk, Avrupa Birliği'ne girme, medeniyet, uygarlık hikayelerinin peşinde sürüklenip gidiyoruz. Bunu Maalesef. bileceğiz. Allah Düşmanlık yapmayacağız. edinmeyin diyor değil mi hocam? Evet. Kesinlikle onlara dostluk evet. edinmeyin diyor. Birlikte alışveriş olabilir, o birlikte mi? hareket olan şu bu. <laughs> Ama bileceğiz ki yüreklerinin derininde taşıdıkları bu dün <laughs> buydu, bugün, bugün de bu, aynen. yarın da o olacak yani. Aynen. Hocam en tazesinden Ukrayna hadisesinde e, yanı başımızda yaşayan, bizimle aynı inancı paylaşan kardeşlerimize gösterilen refleksi biz oradaki insanlar için ne yapabiliriz diye dertlendik hem devlet hem millet olarak. Ama bugün Suriye'de bir e, hadise yaşandığında en ufak bombardımanda 150 kişi öldüğünde verilmeyen tepki, daha doğrusu hiçbir tepki verilmedi. evlerin yurtlarını terk edilip işte düşen bir füzeden dolayı birkaç kişinin yaralandığı, bunu tasvip ettiğimizden demiyoruz. Ölüm hadisesi bile olmamış. Oradaki veryansınları, dünyayı ayağa kaldırmaları batının. Bakıyoruz ki Suriye'ye karşı kıyaslandığında yani lal kesilmişler. Oradaki ölenler insan değil sanki, canlı değil. İnsanı da geçtim. Yani bir affedersiniz kedi köpek olmuş ölmüş olsa bu kadar yine sesini çıkarırlardı. Fakat bu iki yüzlülükleri en taze Ukrayna hadisesinde evet. de kendini yine yeniden evet. gösterdi. Yani bunu çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Milli Eğitim e, biraz kitaplarını buna göre değiştirmesi lazım. Bilelim ki böyle bir durum var. Ona göre çocuklarımız güçlü olsunlar. Bilinçli Batı'dan olsun. yardım bekleyeceğiz. Orada medeniyet var. Orada iyilik var, sevgi var, şefkat var gibi yanılgılara düşmesinler. E tabi teknoloji var alsınlar. Gelişmeler var maddi açıdan. E onları da alıp daha da ötesine geçelim. Ama yürek yok, sevgi yok, aile yok. Merhamet Bu tabii. konular merhamet yok. Son yıllarda bilirsiniz, şimdi biraz tavsadı galiba öyle görüyorum. Kişisel gelişim tırnak içinde. Hmm. Avrupa'dan Amerika'dan tercüme. Bize aile anlatıyorlar, sevgi anlatıyorlar, şefkat Yaşam koçluğu sözde. Yaşam koçluğu filan. Ya üzülüyorum. Bizim mahallenin adamları da takıldı gidiyor peşine. Ya yok ki olmayanı satıyor sana adam. E, derler ki atalarımız kelin tırnağı varsa kendi kafasını kaçırsın. Orada bitmiş aile. Karı kocayı sevmiyor. Basit bir ortaklık gibi algılanıyor. Bizim anladığımız manada zaten aile yok. Evladını sevmeyen adam seni sever mi? Ukrayna'yı iyi hatırlattınız. Ya kendi dininden, kendi milletinden adam duman ediyor. Elinden gelse alt, hepsini toprağın altına gömecek. Kendi adamına, kendi insanına bunu yapan sana ne yapmaz? Onun için ben hani noktayı şöyle koyayım. Çok üzülüyorum. Koca koca adamlar, ünvanlı adamlar, adının başında bir sürü etiketler olanlar. Bazen böyle bu batının, medeniyet demeyeyim de uydurma bir kelimedir ama onlara yakışıyor. Uygarlıklarını. Hmm bazen Allah Allah sözünde durmadılar. Ya bunlar vaatlerinde durmuyorlar. Ya kandırıyorlar. Yalan söylüyorlar, aldatıyorlar vesaire. Ben çok acı acı tebessüm geliyor dudağıma. Başka ne bekliyordun ki beyefendi? Dostluk mu bekliyordun? insanlık mı? Acıma mı? Şefkat mi? Ya Müslüman onun gözünde normal bir insan bile değil. Bakın Çanakkale Savaşları daha yüz küsür sene üzerinden geçti. 57. Alay Kumandanı. Hı, hı bütünüyle şehit olan bir alayımız bilirsiniz. Allah rahmet eylesin hepsine. Amin. da anlatıyor. Oğlu hava orgeneraliydi. Bir ara neredeyse cumhurbaşkanı da olacaktı ya siyasetin ayak oyunlarından olamadı. Efendim, oğlu da öyle değerli bir insandır Biraz ahbaplık yaptım onunla. Ondan dinledim. Babasının hatırası. Şimdi esir almış birkaç Yeni Zelandalıyı. evet. 57. alayda. Demişler ki sizin için savaş bitti. Oturun istirahat edin. Bir arzunuz var mı? Aç mısınız, susuz musunuz? Yaranız, bereniz varsa bakalım. Sevindiler diyor. Önce inanamadılar. Sonra ürkek ürkek. Ama bir tanesi içlerinden bir subay durmadan benim arkama dolanmaya çalışıyor. Kuşkulandım diyor yani. O döndükçe ben de dönüyorum. Sonra dedim ki ne oluyor? Ya bizim bildiğimiz Türkler kuyruklu olurmuş. Hatta bir Türk'le karşılaşmışken kuyruğunuzu görmek istedim de. Şaka değil, ciddi ciddi bunu böyle diyor. inandırmışlar. Hayret ve dehşet içinde kaldım diyor. Yani biz onları esirken bile misafir muamelesine tabi tutup insan olarak görürken adamlar nasıl bir kültür, nasıl bir eğitim alıyorlarsa bizi bir başka varlık, kuyruklu insanlar olarak düşünmüşler diyor. Küçük uç bir örnek ama hala Keşke kuyruklu bilseler. Bizi nasıl biliyorlar? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Terörist mi demezsiniz? Salim mi demezsiniz? Ya, dinimizi Halim terör demezsiniz? dini, peygamberimizi terörist gören bir anlayış. Yani siyahı beyaz, beyazı siyah gören, tam tersine gören bir anlayış. Şimdi intikam alalım demiyorum. Aynı düşünelim demiyorum. Bizim güzelliğimiz bize yeter. O güzel yoldan devam edeceğiz de. Ama onların bu kafada olduklarını bileceğiz. Onun için Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye inanıp da ona göre projeler geliştirmeyeceğiz. Almazlar. Çok iddia kazandım ben bu konuda. Bu defa alıyoruz. Şu maddeler kabul edildi. Bak şunları yaptık. Şu kanunu aldık. Bak bu sefer bizi sevecekler, alacaklar, kucaklayacaklar. Ben de almayacaklar, itecekler, tepecekler. Çünkü sonradan Müslüman olmuş. Murat Wilfried Hoffman diye ünlü Alman devlet siyaset adamı. Almanların Uzun yıllar büyük elçiliğini yapmış. NATO Enformasyon Genel Müdürlüğü'nü yapmış. Ama Müslüman olunca kardeşimiz olmuş, abimiz olmuş. Eyvallah. Bir güzel adamdan öğrendim. Yahu tanıdığınız siyasetçi yok mu derdi rahmetli oldu iki sene önce görevdeyken. Yahu anlatın sizinkileri kandırıyorlar. Bunun adı Türkçe tercümesi tam şu eşikte bekletme politikası. İngiliz vuracak. Türkler ona küsmeye çalışırken Fransız şirinlik yapacak. Şey, kaçırmayacaklar. katırmayacaklar. Abi niye bizi eşikte bekletiyorlar? içeriye almayacaklarsa gayet basit dedi. Çünkü içeri alırlarsa sizin kültürünüz, sevginiz, muhabbetiniz, şefkatiniz ya bildiğimiz gibi değilmiş diyecek. Saf halk Muhammed'i olacak ya. Evet. Olmasa İster bile bunu? muhabbet duyacak mümkün değil Dışarıda miydi, tutsa, hocam? "Almayacağız." diye kesin açıklasa, <laughs> e, bu Türk milletinin geçmişi var. Osmanlı geleneği var. İmparatorluk çocuğu gider liderliğe soyunur, başımıza iş çıkarır. Onun için en iyisi eşikte Eşikte bekletme. Politika budur. Lütfen evet. bunu söyleyin. Buna göre politika geliştirmiş zaten. Yani Hristiyan apaçık ki evet. Erbakan hoca İslam Birliği'ni hani e, D8'leri kurmak için büyük çaba sarf etti ki başbakanlıktan istifa etmeden 3 gün önce imzalamıştı D8 e, şeyini projesini. İşte ona göre yani politika insan, onu, geliştirme. Kesinlikle evet. yani işte e bu devlet büyükleri yapacak. Kıyamete kadar beklersin <laughs> yani. Mümkün olmaz. Değişmiyor kafalar. Asla. Onun için biz böyle şaşıranlara Aa bizi aldattılar. Ya vay işte F35'leri vermiyorlar ya. Paramızın üstüne yattılar. Ya evet. 100 sene önce de yattılar iki tane gemimizin <laughs> üstüne. Bunların yeni marifeti değil. Yani onlar için gayet normal. Buna bizim safsa. Vay be kandırdılar bizi, şaşırttık. Ayıp kafa yani aynı kafa kandırdılar. <laughs> kafa aynı kafa, kan aynı kan. Evet. Ee, onların bize bakışı değişmiyor, değişmeyecek. Çok hatıralar var. Ee, siz uzun süre orada yaşadınız. Ben de biz de sıklıkla gidip geliyoruz programlar vesilesiyle. Bizi e, çok iyisiniz ama neticede Müslümansınız. Evet, yani evet. ne olur, en olur. iyimserinin dahi bakış açısı bu. Allah onlara da hidayet nasip etsin evet. Tabii edin, içlerinde abi. iyiler var elbette mı? Var. Iyi. İnsaflıları Kesinlikle. var. Doğruları söyleyen, yazan, çizenler. Çok az da ama olsa var. Ama devlet akılları siyonist bir akıl ha. ve İslam düşmanı bir akıl. Evet yani maalesef. Halklarında yoksa maalesef. çok iyileri elbette mümkün. Evet efendim e, bir reklama gidelim. Muhabbetimiz çok koyu, çok demli. Reklamların ardından devam edeceğiz inşallah. Evet efendim, İftara Vusat'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz çok kıymetli konuklarımızla birlikte. Günün sorusunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Çokça cevaplar geliyor. Cenab-ı Allah'ın oruç tutan biz kulları için özel olarak tahsis ettiği ve yalnızca oruçluların gireceği cennetin 8 kapısından birine verilen ad nedir? Ben cevaplarınızı iftar vuslat etiketiyle sosyal medya hesaplarına gönderiyorsunuz. Yine hatırlatmış olayım. Ya da hemen alt kısmındaki kurumsal WhatsApp numaramıza gönderebilirsiniz. Ee, i̇nşallah günün sonunda iftar programımız şöyle ezana yakın bir vakitte çekilişle bu 5 ismi belirleyeceğiz. Kitap setimizi, cami maketimizi ve minik yavrularımız için, kardeşlerimiz için Ramazan etkinlik setini hediye etmiş olacağız inşallah. Şimdi ben tekrar Harun Beyaz'a dönmek istiyorum. Eyvallah. Harun abi bir eser daha alalım. Alalım. Ne dinleyeceğiz sizden? Arzu hal diyelim. Oo, çok şöyle güzel. Ömer değil. Karaoğlu abimizin Selam seslendirmiş olsun. oldu o eseri okuyalım inşallah. Eyvallah. Buyurun. Hocam. Yüküm yolumuzu, meçhullerde kaybolur. Yüküm ar yolumuzu, meçhullerde kaybolur. Beni bırakırsan bana, kül olurum savrulurum. Beni bırakırsan bana olurum savrulurum tut ellerimden tut yarab döndür yüzümü sana tut ellerimden tut yarab beni bırakma bana eyüp sabrım yok benim Ateşlerde kavrulurum yürüyemem yorulurum ateşlerde kavrulurum beni bırakırsan bana kül olurum savrulurum Çok teşekkür ediyoruz Harun Beyaz. Çok da güzel bir ezgidir. Dayanılmaz olduğumuz bir anda Rabbimizin şah damarından bize daha yakın olduğunu hatırladığımız, hatırlamamız gereken güzel bir ezgi. Ömer Karaoğlu çok güzel eserler üretmiş. Bu da onlardan bir tanesi. olsun. Selam olsun. Buradan hocamıza da selam olsun Profesör Doktor Ömer Karaoğlu. İnşallah burada da ağırlamak nasip olur diyelim. Evet Vehbi Hocam iftar anına yaklaşıyoruz. Şöyle insanların da bugün hava böyle İstanbul'da toz bulutluydu. Evet. Suriye tarafından tozlu bir havanın İstanbul'a kadar eriştiğini söylediler. Biraz yağmur, biraz nem, biraz güneş, biraz böyle değişik bir havaydı. Böyle bir demde de insanların yorulduğunu düşünüyorum ben. Bugün benim için de biraz yorgun bir gündü çünkü Musat Derneği'nin de emanetleri vardı. Kardeşlerimiz diğer sahibi ailelere kumanya dağıtımına bizler de eşlik ettik, görmüş olduk. Şimdi kardeşlerimiz yorgunlar. Onları böyle içini ferahlatacak efendim çözüm reçetesi olacak birkaç sizden. Ee, güzel anekdot istiyorum ben. Ne hususunda aile mevzusu üzerine. Çünkü bugün az önce de ifade ettiğiniz gibi, yani Batının modeli olarak bize sunulan yapıda aile diye bir kavram, böyle bir mefhum yok. Ee, son kalemiz olarak nitelendirdiğimiz aile hususunda dizilerle, sosyal medyadaki e, örneklerle, işte bir takım yeni film platformları var. Yani ya, ismini şimdi telaffuz evet. etmeyelim. Orada e, hiçbir arın namusun hayanın olmadığı örneklemlerle var olan aile yapımız da tamamen çökertilmek isteniyor. Ne yapacağız? Nasıl koruyacağız hocam bu kaleyi? Evet. Yani bir kere bunun müthiş bir oyun olduğunu bileceğiz. Ben Deniz'in Çanakkale kitapları, konferansları e, meşhurdur. Biraz öyle tanınırım. Evet. Ondan mutluyum. Ama hepsini şöyle bitiriyorum son 20 yıldır. 1915'teki Çanakkale'yi kazandık. Ama bugün içinde bulunduğumuz Çanakkale daha zor onun kadar kolay kazanılamayacak bir Çanakkale. Son kale aile bugünkü Çanakkale. Eğer aile giderse elimizden bütün sahip olduğumuz güzellikler, maneviyat, bizi insan yapan sevgisi, şefkati, merhameti hepsi gider. Allah'ın muhafaza etsin. Yani aileyi çekip aldığınız zaman millet kalmaz geriye. Sürü kalır. O da çabuk yem olur. Zaten düşmanlar hazır pusuda bekliyor. Ama o aileyi ayakta tutan, canlı tutan başkumandanı kimdir o kalenin başkumandanı? Anneler, şefkat kahramanları. Anneyi de çekip alırsanız aile kalmaz. O halde işe anne yetiştirmekten başlamak lazım. Bugün Milli Eğitim Bakanımız ya 50 yıldır eğitime emek veren yazısıyla, kitabıyla, koşuşturmacasıyla diye söz gelimi olmaz böyle bir şey de dile benden ne dilersin dese şöyle bir şey dilerim etkinizi yetkinizi kullanın. Bir ana okulu açayım ben. Bu anne okulları değil. Okul öncesi değil. Anne yetiştiren anne okulu. Anne mektebi değil mi? Anne mektebi. Bu çok önemli. En kutsal meslek, en olmazsa olmaz meslek. Çünkü ailenin temelinde anne var. Tabii babaların da hakkını yemeyelim. İkinci planda onlar da destek vermesiyle aile güçlü olacak. Ama annesiz olmaz. Şimdi o bahsettiğiniz diziler, filmler, müzikler romanlar, hikayeler, uydulardan tepemize indirilen, Çanakkale'deki silahlardan çok daha beter silahlar. Evet. Üstelik bu silahları da bizim paramızla bize aldırıyorlar, tetiği de bize çektiriyorlar. Biz görünen düşmana karşı çok iyiyiz. Çanakkale'de olduğu gibi. En son 15 Temmuz'da olduğu gibi. Meyhanede kafa çeken delikanlılarımız bile köprünün ayağına gelip ne oluyor lan bir durum mu var falan havalarına girdiler. Evet. İyi de görünmeyen düşman ne olacak? Şimdi düşman akıllı Düşman saldırıyı hiç kesmedi. Yüzlerce yıldır. Şimdi şekil ve biçim değiştirdi. En zayıf yerimizden vuruyor bizi. Çünkü okuma özürlü bir milletiz maalesef. Kitabımızın ilk emri ikra diye başlasa bile oku emrini yerine getirmiyoruz. Okumuyoruz. okumuyoruz. Bizden olanı seçemiyoruz. Okumak istediğimiz zaman da yine silah olarak kullanılan bir şeyleri okuyoruz. Özellikle Musiki içinden değiştiriyor ve dönüştürüyor insanı. Bu da hep sözüyle, melodisiyle hep batı kaynaklı, maneviyatımızdan uzak. E romanı hikayesi yoldan çıkarıcı, bir doğrusu iki yanlışı birlikte getiren bir mesele büyük ölçüde. Bunlar öne çıkarılıyor, bunların reklamı yapılıyor. Dolayısıyla zor durumdayız. Şimdi çok uyanık olmamız lazım. Onun için ben izliyorum ki aile meclisini kuralım. Ne olur? Aile meclisi Anne baba çocuklar keşke diyebilsem dedeler nineler ama onlar maalesef yok çekirdek aile diye diye çekirdek gibi çıtlattılar bizi yani çekirdek hocam. aile olur mu bunun neslinin devam ettirdiğin bir soyun yok mu tecrübe Sopun kesildi mu? değil mi hocam ya. bunca birikim kesildi onların duası onların yanımızda var oluşlarının manevi e, katkısı kesildi maddi katkıları da vardı. her biri okulda onların Doğru. yani dedenin ninenin çocuklara kattığını anne baba katamaz. Çünkü koşturmaları var filan. Onlar artık emeklilik hayatında çocuklarla daha iyi iletişim kuran, çocukların daha saygı duyarak dinlediği ve biraz daha sevgiyi şefkati öne çıkararak muhatap olan güzel insanlardı. Şimdi onlar ya huzur evlerinde ya evlerinde yalnız yaşıyorlar. Maalesef. Adı huzur ama değil mi hocam? Efendim? Adı, huzur. Adı huzur. Evet. İçi, şey, içi de, huzur de huzur olsa de huzur keşke. Yok. Keş Dolayısıyla kim kim orada yani aile efradından aynı şekilde huzur Şimdi giden bence. gitti. Bari eldekini kurtaralım. Aile meclisi her akşam ne olur 15 dakika. O başta bahsettiğimiz sohbet, gerçek sohbet ama ekranı ekranı tele, telefonu kapatıp sanal dünyaya sırtımızı dönüp çocukların gönlüne yönelmemiz lazım. Dinlememiz lazım. Dışarıdan ne getirdiler? Okuldan, caddeden, sokaktan, parktan, bahçeden, servisten hangi kirlerle geldiler eve? Bunları ama incitmeden, rencide etmeden, öpe ve okşaya, belki de farkına vardırmadan usta bir <laughs> doktor hassasiyetiyle, kasap bıçağıyla değil doktor neşteriyle ayıklayacağız, temizleyeceğiz. Şimdi çocukların biz hiç bu tarafına bakmıyoruz hep. Üstü basına nasıl geldi? Pantolonunda kir var mı? Ayakkabısı. Aa öyle giremezsin içeri. Ama Aklında kafasında hangi kirlerle geldi? Hangi filmin melodisi o serviste diline pelesenk oldu? Neler konuşuldu? Gönlünde hangi sahte ya da haram sevgilerin gölgesi düşüp o gönlü kararttı? Ya da eline verdiğimiz telefonda ne izliyor? Evet. Bizden habersiz odasına ha. kapanıp. Hangi dünyanın hangi insanı? Dolayısıyla biz eline telefon verip oh, bebeklerin bile gürültüsünden kurtulduk işime bakayım. Nasılsın, evet. Ama kendi eliyle zehirlemek diye buna derler. Bu konuda uyanık olacağız bir kere. Yani işin farkına varacağız. Hiç unutmadığım bir hatıramdır. Şorum'daki bir konferansımda idi. Genç bir hanımefendi peşimden koşarak geliyor. Ankara'ya da uçağa yetişeceğiz biraz telaş. Ben hayır demesini bilmeyen bir adam ama kaptan Hı. dedi ki: "Hocam şu selam kelam yok. Uçak kaçarsa sorumluluk sana ait. Aman İstanbul'a yetişmem lazım." bu muhabbetin içinde. Ama bir kızcağız, hocam hocam rica ediyorum filan. Kaptan adım ya bir 10 dakika ne olur. İyi ki demişim bunu. Ana sınıfı öğretmeniymiş. 6. Hmm. Altıncı sınıflar öğretmenlik yapan bir hanımefendi. Ama anasından hoca doğmuş. Tecrübeli bir hoca gibiydi. Hocam dedi lütfen bunu gittiğiniz yerde anlatın. Kitabınıza yazın. Ya Yaptım da heptan. Burada da nasip oldu. Aklıma geldi anlatıyorum. <laughs> Müstefiz olalım hocam. Efendim. O küçük minicik 6 yaşındaki çocuklar. İşte anneniz ne iş yapıyor? Babanız ne iş yapıyor? Siz büyüyünce ne olacaksınız? Muhabbetlerine girmiş. Gönül frekansını tutturmuş. Herkes askerden polise, jandarmadan öğretmene, mühendise, doktora bir şeyler söylemişler olacak. Ama bir tanesi en arkada boynunu bükmüş. Duymazlıktan geliyor. Bitti. Peki evladım sen söylemedin ama sen ne olacaksın? Ben söylemek istemiyorum. Israr edince dışarıda söylesem olur mu? Olur peki. Öğretmen budur, zorlamaz. Efendim, arada aldım diyor. Çocuk ya biraz öpüp sev okşayınca açıldı. Ben cep telefonu olmak istiyorum öğretmenim. Önce almak istiyorum, anladım. Evladım çok erken daha sen cep telefonu gerekmez şimdi sana. Neden? Almak değil öğretmenim. Dedi beni utandırdı diyor, yanlış anlamışım. Cep telefonu olmak istiyorum. Neden? Neden? Çünkü annemin var, bir tane babamın var, bir tane. Bana ilgilerinden, sevgilerinden fazla ona ilgi, sevgi duyuyorlar. Eve gelir gelmez hemen onu açıyorlar. Bana bakmıyorlar, ona bakıyorlar. Bir kere babamınkini düşürdüydüm. Beni çok seven babam tokat bile vurdu bana. Telefonuna zarar geldi zannıyla. Dolayısıyla o çok sevdikleri... Hayır telefonun gibi olmak istiyorum. Onun için cep telefonu olmak Hocam istiyorum. Hocam az önce dediniz ya, yani hani Çanakkale'de e, mermiler cephedeki 15'lerin, 18'lerin 20'li yaşlı ecdadımızın tepesine indi ama şimdi artık mermiler birebir evlerimizin içine iniyor. Evet. Ocaklarımıza düşüyor. Dört, dört taraftan sarmışlar. Televizyonuyla, cep telefonuyla, tabletlerle, bilgisayarlarıyla. Her şeyle çocuklarımızın akıllarını, zihinden yani müziğiyle işte biraz önce e, reklam arasında evet. konuştuk bunu. Yani Dört koldan sarmışlar hocam. Ama canım şimdi hakikaten... babaya, anneye söylüyorsun ya bu zararlı. <laughs> Ama çocuk onu tercih ediyor. Kitap fuarında <laughs> çocuk hiç okumaması gereken takoz gibi bir tercüme kitabı almış. Şimdi yazarım ya fazla konuşamıyorum. Biraz daha fazla konuşsan, lan hep senin kitabını mı okuyacağız birader <laughs> evet. noktasına gelecek diye korktuğum için biraz dolan başlık. Kapağı evet. en canlı, renkli evet. olan Hangisi? ya da diyelim ki bir... ilgi çekici olan. Tabii sosyal medyada Sonra, en çok görünen. Kızcağız bir de benim mezun olduğum mektepten, mektepte okuyormuş. Daha bir cesaretlendim. Anne babası hocamıza bir kitap imzalatalım dedikçe kızcağız iğne batırmış gibi iki adım geriye gidiyor. Dur bu. Bu gençlerin farkına bakacak. Evet. kızmak, darılmak yok. O çocukların suçu yok. Ön teker bizler suçluyuz. Anne baba, öğretmen, ortam. Efendim, evladım dedim kitap okumayı seven birisin. Bak kocaman 5-600 sayfa elindeki kitap. Benimkisi 200 sayfa. Daha 150 sayfalık bir kitabımı seçeyim. Yaşıtların okuyorlar, çok seviyorlar. Böyle bir yüzü gözü karışıyor kızcağız. İstemiyor. Anne babasına dedim ki siz gezin dolaşın. Ben bu kızımızla biraz ahbaplık yapayım. E, Eğitimciyim ya neticede. Evet. 15 dakikada ahbap olduk. İşte kitap imza aralarında fırsat buldukça konuştuk. Dedim ki kitabını merak ettim. Bu kitap ne anlatıyor? Çocuklarımızın ruh dengesini nasıl bozmuşlar? Hı. Amca bu fantazi roman. Ya ne demek ben bilmem dedim işi cahil yavrum. Korkutuyor dedi. Ya biz korkuyu gidermek için kitap yazıyoruz anlatıyorum. Korkmak için çocuklar. Parayı satın alıyor. Ciddi misin çok mu korkutuyor? korkutuyorum? Acayip dedi tavsiye ederim. Gece bile rüyana giriyor. Gece çığlık atarak uyarıyorsun. Korku filmi Ya korku filmi. Oyunlar var. Şu Çok, kadar kork, öldürdüm. Korkutucu. Evladım ne öldürdün diyorsun? Adam öldürüyor <laughs> bir şeyde sanal dünyada. Şimdi bu ortamın içinde büyüyen bir çocuktan ruh dengesi bekleyebilir misiniz? Benim anlattığımı dinlemesini, benim yazdığım kitabı okumasını bekleyebilir misiniz? Sizin müziğinize i̇lgi iltifat duymasın. etmesini, ilgi duymasını bekleyebilir misiniz? <laughs> Rahmetli Necip Fazıl, 66. şimdilik son kitabım ama duaydın son olmasın. Hatıralarla Necip Maşallah. Fazıl. Orada bir bölüm aklıma geldi. Efendim, çok ünlü tek parti döneminin yetkili bir adamı. Ya Necip Fazıl Bey durmadan Allah, din, iman deyip duruyorsun. İşte camiler. Kapıları da açık. Daha ne istiyorsunuz? Derdin ne de yani? He? Derdin ne? Yutar mı üstad? Dahi adam. Beyefendi camiye giden yolları kapatıyorsunuz camiler açıkta. Neyle kapatıyorlar? Müzikle kapatıyor. Romanla, hikayeyle, sanatla, edebiyatla. Ve parayı sana verdiriyor, tetiği sana çektiriyor. Sonra diyorsun ki, çocuk İmam Hatip'te okuyor, Kur'an kursunda ama namazı sevmiyor, haşa, kılmıyor. Ya da ya oruç tutası gelmiyor. Ya hocam alenen bize yalan söylüyor, bu çocuğa ne oldu? Hocam bu gençlere ne yapacağız? Eğitimcisiniz, çözüm. E ben çözümü biliyorum da kim uygulayacak? Benim koyduğum hedefe gelecek yollara dinamitler, mayınlar yerleştirilmiş. Ruhunu patlatıyorsun, haberin var mı? O çocuk gelse bile... Kan revan içinde benim dediğimi nasıl anlayacak? Sizin söylediğiniz müzikten nasıl zevk alacak? Onu benimseyecek. Dolayısıyla ortamı değiştirmek lazım. Onun için çok anne babanın bilecek iş. ki rakip çok güçlü abi. Rakip çok güçlü. Çok parlak, çok cazip, çok sahtekar kuzu postuna bürünmüş kurt. kurt. O zaman ne yapacak? Çocuğa zaman ayıracak. Aile meclisini onun için tavsiye ediyorum. Göz göze diz dize olun. Çocuklarla frekansı tutturun. Konuşsunlar kızmadan, darılmadan dinleyin. Hiçbir sorularını da çok abes de olsa acayip karşılamayın. Cevaplamaya çalışın. Cevabını bilmiyorsanız cevabı var. Araştırın bulun. Birlikte arkadaşlık, dostluk yapın. Eski o ben babayım ben ne dersem o olur. Geçti. Anne yavrum sütümü haram ederim. Geçti o dönemler artık. O zamanki dönemlerde baba bu lafı söylediğinde dolu söyledi hocam. Hı. Evlat da tamam diyordu baba. Sen Hı. ne desen odur ama şimdikiler öyle değil ki. Sen öt dedim öt diyorum. <laughs> yani hocam çocuk e, zihnindeki en mahrem veya acaba söylesem ne olur dediği konuyu dahi açıp dermanın anne babada bulacağını bilmeli. Bilmeli Hı. ve rahat olmalı. Bendeniz 40 yıla yakın öğretmenlik yaptım. Çok Hayır. konuda soruşturma geçirdim. Soruşturma konularının biri şuydu, müfettiş geldi. Soruya not veriyordum. Orijinal, yakası açılmadık, güzel soru soran. Orta mektepliye, liseliye en yüksek not 10'du, 10. Şikayet konusu oldu, müfettiş beni hesaba çekti. Ama şimdi 50 sene sonra bütün dünya buraya geldi. Diyorlar ki soruya not verilir, düşünen kafanın ürünüdür. Cevap kadar önemlidir. Büyükler böyle yetişir. Şimdi sorudan korkmamalık lazım. Biz Müslümanız ya, bizim dinimizde. Cenabı Hak konusunda bile soru sorulabilir mi? Evet sorulabilir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunu bize öğretiyor. Ne diyor? Yerlerde ve göklerde iki yaratıcı olsaydı yerlerin göklerin düzeni fesada gider bozulurdu. Bak Rabbim iki tanrıyı düşündürüyor. Bir Allah'ı bulalım diye. Hazreti Sen Allah İbrahim konusunda. Hazreti İbrahim örneği ver hocam. Sorguladı da buldu Allah'ı. Değil mi? Allah sorgulayarak? Ya bizim metodumuz bu. Sorulan Mesela korkmayız. Gibi. Ondan Hristiyan korksun, Yahudi korksun. Cevabı olmayan bir sürü sorusu var çünkü. Biz eminiz sorularımızın çıkışı çıkış noktası bizi mütmain eder. Allah'ımız vardır. Biz bundan dolayı korkmayız ama Biz kitaba güveniyoruz. Kitabımız evet, biz güveniyoruz aynı. Onun için sorsun çocuk ama veli korkuyor. Anne baba korkuyor. Niye kendi de bilmiyor. O zaman mertçe itiraf edeceksin. Aa evladım ne kadar güzel bir soru ya. nereden aklına geldi? Tebrik ederim. Ama ben de bilmiyorum cevabını. Araştıralım. Aynen. Müftü orada, Hacı Hoca orada, ekran orada. Vehbi vakka sosyal Sosyal medyasıyla ortada her soruya cevap veriyor. Günün yarısı bunlarla geçiyor. Yani ulaşmak çok kolay. Hiç ne? olmadığı kadar kolay. Geçmişte ha, nerede böyle bir şey? Bilgiye ulaşmak. Onun için böyle yasaklamakla, aman oğlum <laughs> sakın ha bunları aklına getirme demek, daha kışkırtmak, soruyu çoğaltmak, işi zora sokmaktır. Onun için soruların önünü biz açacağız. Allah'a şükürler olsun. Hı. Akıl mantık çerçevesinde, dinimizin en girift gibi görünen meselelerini, iman konularını bile Rabbimizin varlığı, birliği dahil neden görünmediği, neden cehennemi, neden şeytanı yarattığı dahil insanların korktuğu bütün soruların cevapları var. Bunları yazdık, çizdik, okuyanlar kolaymış diyorlar. Kolay ya, İslam'da zor bir şey yok ki. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Efendimiz de onu söylüyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. En kati olan hususlarda dahi biz kullarına Allah Teala çıkış yolları koymuş. Oruç sahatli olmayan kişi için tutmama kolaylığı tanımış. İşte seyahsa, seyyahsa yolculuktaysa kendisine böyle bir ruhsat koymuş. Ya da diyelim ki bugün işte akıl bali olmayan kişiler için böyle bir alan açılmış. Zekat, bugün zekat malı olan olmayan çalış bir şekilde kazan vermek zorundasın kardeşim dese Allah böyle bir emir olsa. Ya da miraç kandiline çıkıldığında 40 vakit namazın farz olduğu rivayet olunuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu 5 vakit için... E, olabilmesi için Cenab-ı Allah'ın huzurunda e, böyle bir diyaloğun geçtiği ifade ediliyor kaynaklarda. Beş vakit namaz ya da peygamberlere emrolunan teheccüd namazının bizlere de farz olduğunu düşünün ki sabah namazını e, zorla hani uykulu mahmur kalkıp kıldığımız teheccüdün de farz olduğunu düşünün. İşte Cenab-ı Hak tüm bu nimetlerin karşında aslında bizden istediği çok zor olmasa gerek. E, bir insan ömür hayatında Allah'a kul olması için yeteri vakte, yeteri nakte Yeteri de zannedersem takate sahiptir hocam. Ama bu imajı vermemiz lazım çocuklarım. Şimdi din deyince, yani kusura bakmayın şimdi de bir televizyon ekrandayız ama. Estağfurullah. Hani mesleğim gereğim. Çok açık olalım hocam. Aynı konuları anlatıyoruz. Ya bu arkadaş da anlatıyor. Acaba bir cümle istifade edebilir mi? Öğrenmenin yaşı yok hala öğrenmeye Kesinlikle. çalışıyorum. Aman Allah'ım bir İslam anlatıyorlar. Ben şu yaş baş kültürümle eyvah bu dönemde bu nasıl yaşanır? Bunu bir delikanlı öğreneyim hele dinim neymiş diye dinliyorsa nasıl morali bozulur ya? Evet. Dinden evet. ümidi kesip Kesinlikle. yaşanmaz bir şey. Halbuki buyurduğunuz gibi peygamberimizin o kadar hadisleri var ki. Ya geliyor sahabe onu görüp onun talebesi. Ya Resulallah ezberim fazla değil. Fazla bilgiyle alakam yok. Kısadan bana anlat. Diyor ki önce Allah de kalbinle şeksiz şüphesiz yüce yaratıcıya inan. Sonra dost doğru ol. Dost. Bitti. Allah Allah. Im. Sade, <laughs> sade. Adam bir anlatıyor aman Allah'ım dipnotlar, derinler, öyle karışık, öyle üst üste bilgiler yığıyor. Dediğim gibi ben bile tırsıyorum. Ya bir ev hanımı ne diyor acaba buna? Herhalde eyvah bizim işimiz yaş. Adam öyle bir namaz anlatıyor, kendi kılmadığı namaz. Adam morali bozulup, ya bu namazı kılma imkanımız yok. En iyisi namazı, ha, affedersin de. bir arkadaşın tabiri, kabadayı biri. Bari hocam diyor namaz anlatanı dinledim. Bari namazı pis etmeyip deyip bıraktım. Bizimkisi namaz <gülüyor> değilmiş. <gülüyor> ya tövbe aşağı. kadar Ya olamaz. arkadaş sen peygamberin kıldığı namazı kılabilir misin? Kim kılabilir? Sahabe kılabildi mi? O bir numara. Evet. Sen Mevlana'nın kıldığı namazı kılabilir misin? Ama Rahman ve Rahim bir Rabbimiz var. Sahtesini de kabul eder. Çakmasını da kabul eder. Bir kere altın namaz kılı ömründe gerçek namaza bir kere ulaş. Bütün teneke namazların hepsini o hakiki namaz gibi kabul eder. Bir tövbeyle bin günahı affediyor. Bir ömrün günahını affediyor. Kadir gecesine 83 yıllık bir ömrün bereketini koyuyor. O e, Hasan Efendi, bilmem Ayşe Hanım değil haşa. Onun cömertliğine sonsuz, sınırsız, izahsız kelimelerle, evet. kelimesiz yaklaşmak hatta lazım. Bunu anlatmak lazım bugünkü insanlara. Hocam, Yoksa aman Allah'ım onu yaptın olmadı, bunu yaptın olmadı, bunun ötesi de var, berisi de var. Bir tasavvuf muhabbetine giriyorlar, sanki tekke'de müridana konuşuyorlar ekrandan, sanki ilahiyat talebelerine doktora dersine girmiş profesör anlatıyor. Yok böyle bir şey ya. Sen sen orada mısın ki anlatıyorsun? Hocam, cennete girmek çok kolay ama biz kullar onu zorlaştırıyoruz değil mi? Gerekirse evet. Rabbimiz bizi affetmek için türlü türlü bahaneler yaratıyor. Ama Canım biz ona... ne güzel söyledin ya. Geçen bir bir ekranda dinlemiş. Ya hocam diyor seni severim filan da diyor. Ya böyle cenneti de diyor beleş ettin ha. Ya ben ettim? Yani gelen Allah geçen gelecek. girecek. Allah'ın cennetini niye zor da. edelim? Girsin diye var kulları. Allah müminleri o cennete koymak için cenneti var etmiş, yaratmış. Hakan'ım ne Olay var onun altında biliyor musun? Cennetin metrekaresini bu adam bilmiyor dedim. Bilmiyorum. İki kişi daha fazla gelirse yeri daralacak. Yer daralacak. Ya dünya gibi genişliğinde veriyor mübarek ya. Aşk dünya dünya yani. ha, Herkes gelsin herkes. Evet. Ama Resulullah'a bakıyorsun. O hadis o kadar enteresan ki mübarek anlatmış. Anlatmak zorunda kalmış herhalde. Siz diyor yolunu şaşırmış koyun sürüleri gibisiniz. Ben de uçurumun başında durmuşum. Aman 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 diye hiçbiriniz o uçurumdan düşmesin diye çabalayan biri durumundayım. E bizim ne durumda olmamız lazım? Sanki ben cenneti garanti etmişim de kardeş sen, sen git bak sen yaramazsın. Sen giremezsin. Bunu kimin kime deme hakkı var yani? O hastalıktan Rabbim muhafaza etsin Amin. hocam. O çok kötü bir hastalıktır e, ee, cennet Allah'ın kullarına müminlere yarattığı İnşallah bizim de hep birlikte şu an oruçlu olan insanın hiçbir engel yok önümüzde. Allah'a teslim olmak dışında hiçbir şey bizi alıkoyabilir mi? Saatlerce sıcakta aç susuz geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayında öyle sıcaklar oldu ki dilimiz damağımıza yapıştı. Bunu Allah'ın rızasını dilemek ve Allah'ın cennetlerine nail olmak rızası dışında ne açıklayabilir ki değil mi? Efendim şimdi bir veteremiz var, iyilik veteremiz. Çok kısa akabinde buradayız. İftar anına yürüyeceğiz inşallah. Zekat paylaşmaktır. Görünmeyene ulaşmaktır. Emanetlerinizi koyduk heybemize. Düştük yollara. Biliyoruz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır. Ama biriktirmenin en güzel yoludur zekat. Hem kardeşimize hem Allah'a yaklaşmaktır. Adım adım, fersah fersah. Ne olduğu, ne kadar olduğu mühim değil. Asıl olan şükrümüzü göstermek. Zekat beş harfe sığar. Ama manası sayfalara sığmaz. Vuslat Derneği. Zekat, mülkün gerçek sahibini hatırlamak, bizim olanda yoksunun hakkını gözetmektir. Dostluğu hatırlatacak, yüklerinizi hafifletecek bir kardeş payıdır. Biriktirdiklerimiz değil, paylaştıklarımızdır bizi zengin yapan. Gelin paylaşalım. Gelin hiç tanımadığımız insanların dualarında kalplerinde olalım. Vuslat Derneği Efendim zekat malın içerisinde bize ait olmayan, mazluma, ihtiyaç sahibine ait olan paydır. Zekat vermekle azalan değil, verdikçe bereketlendirilen, Allah Teala'nın kendi katında e, veren insana ihsanda bulunacağını vaat ettiği çok önemli bir mali ibadettir. Zekat üzerine farz olunan, zekatlık malı olan insanlar için bu Ramazan tam da hesaplayıp infak etmek için güzel bir fırsat. Bire 700 kat, eşimizi, dostumuzu önce akrabayı talukatı kollayalım. Öncelikler bu olsun. Akabinde hafızlarımız için, işte ihtiyaç sahipleri için, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumlar için payımızı unutmayalım, onlara da aktaralım. inşallah ki Ramazanı Ramazan gibi yaşamış olalım. Evet, hocam. Ağacın vakitler. budanması gibi. Değil mi? Çok güzel bir örnek oldu. Şimdi e, baktım bizim sitede kesiyorlar. Suriyeliymiş çocuk konuşamadık. Bir, ona bir e, ibret çıkaracaktım ya. ama o da bakıyor böyle hayretle adam. O kadar güzel düzenliyor ki. Ama İhsan ilk anda kıyamıyor yani. Şu, ne güzel yeşilliğe nasıl kıydı adam elinde bakıyor. Şak şak şak. Şimdi sorsak ne diyecek? Kardeşim bunun sağlığı için, daha gelişmesi için, daha verimli açması için Kesiyor yapıyoruz mu, bunu. Hadi. Zarar için, e, soldurmak için... Kurutmak için değil. Zekat da böyle bir şey. Heybeme yazdım hocam. Çok güzel bir örnek. Evet. Ağacı budamak gibidir. Zekat, evet, evet. malın zekat. Evet. Öyle bir hacı abimiz vardı. Temizlemektir, değil mi? Bir Temizlenmek, hocam? Evet, Temizlenmek evet ayrıca. Temizlenmek. Tabii çok hikmetleri var. Hacı abi çok cömert. Böyle insanları şaşırtacak kadar. Ama bir yazıhanesi var. Orada işte telefonun başında bir şeyler yapar. Bir gün dedim ki hacı abi sen ne iş yapıyorsun? Vallahi ne iş yapsam kazanıyorum dedi. Ve o meşhur Mevlana'nın Hz. Mevlana'nın şeyini anlattı. Ben demiş Rabbimle yarıştım hep yenildim. Ben verdim o verdi. Ben verdim o verdi. Ben verdim o verdi. Hep Esam. daha fazla verdi. Evet. Yani Teslim verene ol. verir. Vaadinde hulp etmez haşa. Ve bir de gönül rahatlığı var. Bu verebilmek o kadar güzel bir şey ki Allah hepimize daha çok vermeyi nasip Amin. etsin. Alan eli öpesim geliyor diyor öyle bir büyük. Allah dostu. Zengin. Zengin Allah dostu azdır ama vardır yani. <laughs> Çok güzel. Verin, vermiş. tabii adamcağız gece kondunun damını kapatacak kadar o zaman için iyi bir para. Hemen eline yapışmış. Zarfı dolu görünce Hazret erken davranıp zekat verdiği kişinin elini öpmüş. Etrafında onu sevenler efendim o sizin elinizi öpsün. Sen ne öpüyorsun? Alan eli öpesim geliyor. Evet. Ne var altında? Yani ben üç kuruş koydum verdim de ama onun karşılığında ne aldım siz biliyor musunuz? Asıl kazanan evet. benim diyor yani. Ahmet az önce hani çocuklardan bahsedince hocam e, var, var mı vaktimiz? Var. E, bir e, bir abinin yanına geliyorlar böyle zengin bir abi. Diyorlar ki işte bir Kur'an kursundaki çocuklara bir ayakkabı alacağız. Ya işte at 100 tane 200 tane çocuk var e, yardımcı olur musun? Bana bir iki gün müsaade edin diyor e, abimiz. İki gün sonra ya işte ne yapacağız alacak mıyız yardımcı olacak mısınız? Diyor ki şuraya gidin falan yere. Bütün üstlerine baştan sadece ayakkabı değil, çocukları baştan sona giydirin. Her şeylerini alın. Tabii gidiyorlar, seviniyorlar. Bütün çocukları giydiriyorlar güzelce. Aradan biraz zaman geçiyor. Hocayla karşılaşıyorlar, o abiyle karşılaşıyorlar. Ya hocam diyor, ben veriyorum, o veriyor. Bir türlü geçemiyorum diyor. Korkmamak lazım <laughs> aslında. Yani <laughs> Allah'ın verdiğini yine Allah uğrunda abi, harcamak. Herkes kendi hayatında görmüştür. Ne zaman verdikte yok oldu, azaldı. Hiç. Verdikçe hepimiz görmüşüz. Elhamdülillah. Kısa, uzun ömrü hayatımızda verdikçe çoğaldığını görmüşüzdür. Ee, efendim iftar'a son dakikalar günün sorusunu cevaplayalım, kazananları açıklayalım. Ee, son sözler için kıymetli konuklarıma dönmüş olacağım inşallah. Günün sorusunda sorduk dedik ki Cenab-ı Allah'ın oruç tutan biz müminlere mahsus kıldığı bir cennetin kapısı var. Sekiz kapısından birisi nedir ismi diye Reyyan kapısı malumunuz. Ee, cennetin bir kapısıdır ve oruç tutanlara mahsus açılacak olan kapıdır. Rabbim o reyyan kapısından hepimizi girmeyi nasip Ay, eylesin. Amin. Sorumuzu doğru cevaplandıran çok kişi oldu. Çokça mesajlar geldi aralarından. E, kitap setini kazananlar İlknur Aksu, Esma Yılmaz, Bayram Arlı oldular. Kendilerini tebrik ederiz. Cami maketini kazanan izleyicimiz Şerife Yüksel hanımefendi oldu. Tebrik ederiz. Çocuk Ramazan setini kazanan izleyicimiz de Sadık Yıldırım oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz evlerinin güzel bir köşesine inşallah bunu kurarlarsa ve fotoğraflarını ulaştırırlarsa biz de maksadın hasıl olduğuna sevinmiş oluruz. Şimdi günün doğası için hafızlarımıza gideceğiz ama kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum vebbi hocam. İnşallah nasip olur. Hayırlı güzel ömürlerinizle nice programlar yaparız. Amin. Sağ olun, Amin. var olun. Ellerimizden öfüyor hürmet ediyoruz. Olsun. Kıymetli Harun Bey abi teşekkür ediyorum. Ee Allah razı olsun. Ayağınıza Rabbim bizleri nice güzel Ramazanlara kavuştursun. Amin. Amin. Allah emanet olun. Yarın bu ekranlarda aktivist Fatih Elmacı ve Grup Genç ezgileriyle bizimle birlikte olacak. Şimdi günün doğası için Erzurum Devküllerindeki hafızlarımıza gidiyoruz. Sonrasında İstanbul için iftar vakti Rabbim kabul eylesin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme lâ tahzirnî fihi li te'âruz ma'sîtek ve lâ tağzirnî bi sıyâd nîmetik ve zehzehznî fihi min mûcibât سَحَدِكَ بِمَنْنِكَ وَاَيَادِكَ لَا مُتَهَى رَغْبَتَ الرَّاغِبِينَ Amin. Allah'ım sana karşı işlediğim günahtan ötürü bugün de beni yalnız bırakma. Azap kırbacınla ben cezalandırma. Bugün de gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır. Sonsuz lütfu ve nimetlerin hakkına ey şevkli insanların arzusu. Amin.